Zamanın ruhu her şeydir. Eğer zamanın ruhu senden yanaysa önünde kimse duramaz. Fakat bazen de tüm bu olanlar içine çekildiğin bir tuzaktan ibaret olabilir. Saddam Hüseyin 1979 yılında Hasan el Bekri başkanlıktan istifa ettirip başa geçtiğinde zamanın ruhunun kendinden yana olduğunu hissediyordu. Ülkesini kalkındıracak hamleler yapıyor ve batıdan ucuz krediler buluyordu. Hatta Amerika Birleşik Devletleri ile arası o kadar iyiydi ki bir kiliseye yaptığı bağış sonrası Detroit şehrinin anahtarı kendisine takdim edilmişti. Yeni Babil'i kuracağını sanıyorken ülkesini yıkıma götürdüğünden habersizdi. Aynı bölgede benzer bir kaderi paylaşan biri daha vardı. Ruhullah Hümeyni bir Air France uçağıyla ülkesine dönmüş ve sözde Batı karşıtı bir devrimle Şah'ı devirip İran'ı karanlığa gömmüştü. Bu konuyla alakalı olarak Persepolis isimli muazzam yapımı izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Bu iki zıt devrimin yaşandığı komşu arasında mezhepsel bazı çatlaklar ve politik kimi çatışmalar yaşanmaya başlamıştı. Hümeyni'nin verdiği ilk fetvalardan biri, Irak Şiilerinin onlara göre şeytanın icadı olan Bağız hareketine karşı isyana teşvikiyle alakalıydı. İran devrimini tüm Müslüman dünyasına yaymak gayesindeydi. Ve 1980 yılında Saddam, 6 gün savaşlarında İsrail'in yaptıklarını kopyalayarak ani bir hava harekatıyla İran'a saldırdı. Irak, komşusu İran'ı henüz devrimin sancıları geçmemişken zor bir anında yakalamıştı. Ve 8 yıl sürecek olan bu kanlı savaş böylece başlamış oldu. Bu 8 yıl boyunca iki tarafta ağır kayıplar verecek fakat tek bir kazanç bile elde edemeyecekti. Bu işten kazançlı çıkanlar yalnızca iki tarafa da silah satan batılı ülkeler olacaktı. İki ülkede de 8 yıl boyunca insanlar savaşın korkusu ve acısıyla terörize olacak ve büyük endişe içerisinde hayatta kalma mücadelesi verecekti. Bu videoda işleyeceğimiz 2016 yılında vizyona giren İngiliz-İran ortak yapımı Under the Shadow filmi, bu dönemde yaşananları sıradan insanların hayatları üzerinden metaforlarla anlatmayı başarmış etkili bir filmdir. Filme geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olarak videolarımızın daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Film, hikaye öncesi bölgede yaşanan ve filmin sıradan dünyasını anlatan bir dizi yazıyla başlar. İran-Irak Savaşı 20. yüzyılın en uzun süren savaşıdır ve 1980'den 1988'e kadar sürmüştür. Savaş sırasında İran, kanlı 1979 devriminin sonucu olan siyasi ve kültürel geçiş sürecini ülke genelinde hızlı bir şekilde yaşadı. 80'lerin sonuna doğru Irak, İran'daki şehirlerin hedeflendiği bir dizi stratejik bombardımana başladı. İran'da misilleme yolunu seçti. İnsanların hayatı, korku ve endişenin kök saldığı bir karanlığa gömüldü. Film Şideh karakterinin tıp fakültesine dönüşü için yaptığı başvuruyla başlar. Fakat dönüş isteği kendisinin bir zamanlar radikal sol gruplarla olan ilişkisi sebebiyle reddedilir. Görüşme sırasında dahi şehirden işitilen patlamalar, savaşın sivil hayat üzerine kurduğu gölgeyi bizlere gösterir. Şide, eşi ve küçük kızı Dorsa ile 1980'lerin Tahran'ında hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Neredeyse her gece sirenler eşliğinde Irak bombardımanından kaçmak için sığınaklara inmektedirler. Küçük kız Dorsa'nın tek arkadaşı bez bebeği Kimya, ve komşunun yeni gelmiş yeğeni olan Mehdi isimli çocuktur. Bu çocuk anne ve babasını bir bombardıman sırasında kaybetmiştir. Yine bir gece sığınaktayken komşu çocuk Mehdi'nin Dorsa'ya bir şey verdiğini görürüz. Dorsa geceleri kabuslar görmekte ve evde dolaşan bir varlıktan bahsetmektedir. Babası bunların hepsinin rüyadan ibaret olduğunu anlatır. Aynı sabah doktor olan baba karakteri İraj'ın mecburi hizmet emri gelir. Gideceği yer bu bitmek bilmeyen savaşın tam ortasındadır. Şide ortalığı toparlarken Mehdi'nin Dorsa'ya verdiği şeyi çöp sanarak çöp kutusuna atar. Babasının gidişinden sonra
gece korkusu iyice artan kızına neler olduğunu soran Şide tuhaf bir yanıt alır. Küçük kız bir cin gördüğünden bahsetmektedir. Annesi kızına bunu nereden bildiğini sorar. Kız bana bunu Mehdi söyledi der. Çocuk kızı koruması için ona kedi tüyünden bir top vermiştir. Ama Dorsa onu kaybettiğini söyler. Şide cinlerin gerçek olmadığını ve çocukları korkutmak için uydurulduğunu anlatır. Fakat küçük kız tuhaf şeyler anlatmaya devam eder. Mehdi'nin ona cinlerin gerçek olduğunu, çok kötü varlıklar olduklarını ve insanlara eziyet etmek istediklerini söylediğini anlatır. Şide bu duruma sinirlenir ve komşusuyla konuşup bu konuda onları uyarır. Fakat komşu kadından ilginç bir karşılık alır. Komşusunun anlattığına göre Mehdi dilsizdir. Annesini ve babasını kaybettiği günden beri tek bir söz dahi etmemiştir. Meselenin cinlerle alakalı olduğunu öğrenen komşu kadın tedirgin olur ve o çocuğun kendisinin de tüylerini diken diken eden bir yanı olduğunu söyler. Kızının psikolojisini düzeltmeye çalışan Şideh'in kaygıları kocasından gelen telefonla daha da artar. Cephe hattından arayan İraş haberlerin iyi olmadığını, yakında Irak'ın füzelerle Tahran'a saldıracağının haberlerinin dolaştığını söyler. Onları dikkatli olmaları için uyarır. Aynı gün Irak bombardımanı başlar. Küçük kız bu sırada cinleri gördüğünü ve onların çok korkunç olduklarını söyleyerek bir şok geçirir. Aynı zamanda bir Irak füzesi binaya isabet etmiştir. Patlamamış fakat bina hasar almıştır. Füzenin düştüğü üst kattaki yaşlı adam kalp krizi geçirerek ölmüştür. Dorsa ise oyuncak bebeği olan Kimya'yı kaybetmiştir. Annesini onu cinlerin aldığını söyler. Ertesi gün üst kat komşuları Şide'yi ziyaret eder. Kadın Tahran'ı terk edeceklerini söyler. İşin tuhaf tarafı bu kadın da Dorsa'nın söylediklerinin bir benzerini anlatmaya başlamıştır. Babasının füzeden sonra hala hayatta olduğunu fakat sonrasında kendisinin göremediği bir şeyden korkarak kalp krizi geçirdiğini anlatan kadın, Dorsa'nın da bir şeyler gördüğünü bildiğini ve ona dikkat etmesini Şide'ye tavsiye eder. Şide, babasını kaybeden kadının psikolojik bir buhran geçirdiğini düşünür. Fakat artık kendisi de kabuslar ve halüsinasyonlar görmeye başlamıştır. Şide'yi çay içmeye davet eden komşu kadın, tüm bu tuhaflıkların eşinin yeğeni olan Mehdi isimli çocukla alakalı olduğunu düşünmektedir. Söylediğine göre bu çocuk, yanında başka bir şeyle birlikte buraya gelmiştir. Şide anlatılanlardan rahatsız olur ve ayrılmak ister. Kadın onu durdurup konuşmaya başlar. Eğer cinler bir şahsi eşyayı ya da değer verilen bir şeyi alırsa o kişinin peşini asla bırakmayacaktır. Kızının kaybolan bebeği aklına gelen Şideh'in endişesi daha da artar. Bulabildiği kaynaklardan cinleri araştıran Şide, cinlerin rüzgarlarla hareket ettiğini, rüzgarların ise korku ve endişenin olduğu yere doğru eseceğini öğrenir. Cinler insanların korkularından beslenmektedir. Aslında filmin kurduğu metaforik anlatının en bariz görüldüğü yerlerden biri de bu sahnedir. Zira cinlerin tarifi aslında baskıcı hükümet ve rejimlerin tarifiyle uyumludur. Bu tarz rejimler de insanların korkularından beslenip güç bulmaktadırlar. Fakat Şide de artık bazı şeyler görmeye başlamıştır. Bir an önce kaybolan oyuncak bebeği bulup oradan ayrılmak isteyen kadın her yeri aramaya başlar fakat bir türlü oyuncak bebeği bulamaz. Gece uykudan uyandığında evde bir yabancı olduğunu gören Şide onun peşinden gider fakat varlık füzenin iz bıraktığı çatlak tavandan geçerek kaybolur. Aslında bu cin meselesinin savaşın yarattığı karanlığın ve korkunun bir alegorisi olduğu bu sahnede net bir şekilde ortaya konur. Bu sırada Dorsa'nın biriyle konuştuğunu duyan kadın küçük kıza kimle konuştuğunu sorar. Dorsa bir kadınla konuştuğunu söyler fakat gösterdiği yerde hiç kimse yoktur. Kızını da alıp panik ve korkuyla sokağa fırlayan kadını sokakta askerler durdurur. Bu haldeki bir kadını dahi her şeyden önce kıyafetinin uygun olmamasıyla alakalı uyaran askerler, Molla rejiminin insanlık dışı tarafına gönderme yapan başka bir detaydır. Bu da yetmezmiş gibi bir kadı karşısına çıkarılan kadın kırbaçlanmaktan son anda kurtulur. Burada net bir şekilde görülür ki kadının üstüne çöken gölge aslında bir cin ya da şeytan değil, bu baskıcı, gerici rejimin ve savaşın gölgesidir.
Öyle ki karakolda üzerine verilen çarşaflı halini aynada gören kadının aniden irkilmesi direkt olarak bu anlatıya işaret eder. Apartmanda kızıyla yalnız kalan kadının üzerindeki baskı ve stres arttıkça gölgeler ile teması da artmaktadır. Kızı Dorsa ise kendisine görünen gölgeden bahsetmeye başlar. Annesi etrafta yokken o gölgenin geldiğini anlatır. O gölge küçük kızdan kendisiyle beraber gelmesini istemektedir. Oyuncak bebeği buldukları anda ise Irak bombardımanı tekrar başlar. Kızını da alıp sığınağa giden Şide bir ses duyar. Bu ses kızının sesidir ve üst kattan çığlık atarak yardım istemektedir. Yanındakinin kızı olmadığını düşünen Şide yukarı koşar fakat yukarıda kızıyla değil demonik bir varlıkla karşılaşır. Tekrar sığınağa kaçtığında ise örtü şeklinde görünen varlığın kızını içine aldığını görür. İçine aldığı anne ve kızı yutmaya çalışan varlığın bir örtü şeklinde görünmesi tamamıyla politik bir göndermedir. İran'da kadınların nesiller boyunca bu baskıya mahkum edilmesinin bir alegorisidir. Bu örtüden kurtulan anne ve kız arabaya atlayarak oradan kaçmak isterler. Kilitli olan kapıyı aldırmadan ona çarparak dışarı çıkarlar ve kaçmayı başarırlar. Fakat küçük kız Dorsa oyuncağının bir kısmını yani çocukluğunu, kadın ise gözü gibi sakladığı kitabını yani ideallerini geride bırakmak zorunda kalmıştır. Bu film bir korku filminden çok politik bir eleştiri filmidir. Cin, İran'da yaşanan bu sözde devrimin korkunç ve baskıcı insanlarının bir sembolü gibidir. İnsanın evinin içine kadar giren bu molla rejiminin nefes alacak tek bir alan bile bırakmadığı, inanç özgürlüğünün kalmadığı bu hayat en korkunç paranormal durumlardan bile daha korkunçtur. Karanlığa gömülen bir toplumun metaforlarla nasıl bir cehennemin içine itildiğini anlatan bu filmi sizlere tavsiye ediyor ve bizim için hep uzak bir korku figürü olarak kalmasını umuyoruz.